Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere İsveç köfte yapacağız. 500 gram kıyma, büyük baş bir tane soğan rendelendi. Bir çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı galeta unu ve bir çay kaşığı tuz koyacağız içine. Malzemeleri ekliyoruz. Homojen bir şekilde karıyoruz arkadaşlar. Kıymamız hazır arkadaşlar. Şimdi şekil vermeye sıra geldi. İsveç köftenin özel şekli, yuvarlak şekilde hazırlıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini şekillendirdik. Yuvarlak bir biçimde. Şimdi kızartmaya geçeceğiz. Kızartmaya geçtik arkadaşlar. Yağımızı koyuyoruz. Çok fazla yağ koymuyoruz arkadaşlar. Çevire çevire kızartacağız. İsveç köftelerimiz pişti arkadaşlar. Hazır. Şimdi sıra sosunu yapmaya geldi. Tereyağı arkadaşlar koyduk sosumuza. 1 2 2 kaşık yemek kaşığı un arkadaşlar. Sos hazırlanması için. Tereyağında unu birazcık kavuracağız.
Tereyağı ve unu biraz karı kavuracağız arkadaşlar. Karıştırıp. Krema ekliyoruz arkadaşlar. Bir paket krema. Önceden hazırlanmış et suyu arkadaşlar, dondurduk, biz onu hazır tutuyoruz dolabımızda. Bir su bardağı ölçütünde. Bir su bardağı su. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Soya sosuyla balzamik sirke koyacağız arkadaşlar. Soya sosu, balzamik sirke ve et suyu bu sosun olmazsa olmazlarıdır. Soya sosu koyduğumuz için tuz, ekstra tuz koymayacağız sosun içine. Çünkü soya sosu aşırı derecede tuzlu olduğu için. Bunun içine biraz da karabiber serpeceğiz. Sosumuz hazır arkadaşlar. Köftemizin üstüne dökebiliriz. İsveç köftemiz hazırdır arkadaşlar. Sosumuzu üstüne döküp afiyet diyebiliriz. Kanalıma abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler.